giyim markasının lansmanındayız. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir gece. Yani ilk defa böyle bir organizasyona geldim. Çok keyifli müzikle falan. Aynı zamanda Panty'yi çok seviyorum. Çok güzel bir gece. Peki iç giyim demişken kadınlar dış giyime çok özen gösteriyor. Siz de iç giyime özen gösterir misiniz? Rahatlık mı önemli sizin için? Şıklık mı önemli? Çok zor bir sorun, anlamıyorum sizi. Siz iç giyimde yes. Ürün tercih ederken rahatlığa mı önem verirsiniz, şıklığa mı önem verirsiniz? Yani tarzı mı göre? Evet. Değişiyor. Bir kere bazen kendimin iç şımaş hazırlanıyorum, kendimi yapıyorum. Ama değişiyor tarzlarım. Peki oyunculuk dedik, sinema filmi dedik, projelerinizden bahsedebilir misiniz bize biraz? Pardon, bu arada yaptığım dedim, yani tasarım yapıyorum kendimin iç. Kendiniz, evet. Kendinize mi yapıyorsunuz yoksa bir markaya mı? Marka olarak değil, kendimi yapıyorum. Peki teklif gelirse, bir marka sizinle çalışmak istese düşünür müsünüz? Olabilir tabii ki, her şey olabilir. Peki oyunculuk dediniz, bu arada ben sizin Türkçenizi çok iyi gördüm. Ders alıyor musunuz? Aslında hiç ders almadım. Yani duymaktan öğrendim. Ama artık 8 senede buradayım. Hala yani %70 anlıyorum ve %60 konuşuyorum ama. Çok iyi. Hala öğreniyorum. Teşekkür ederim. Peki Serdar Bey'le bir ayrılık yaşadınız. Çok fazla iddia atıldı ortaya. Ben sizden duymak istiyorum aslında. Para konusundan dolayı mı bir ayrılık söz konusu oldu? Bu konu daha açmak istemiyorum. Evlilikle ilgili falan. O da bir kitaptı. O kitap kapalı şimdi. Yeni hayatımla devam ediyorum. Yani bir trafik kazası geçirmişsiniz ve masrafları ödememiş Serdar Bey. Bu doğru mu? Yani bütün eski kocamla konuyu açmak istemiyorum. Peki aşka küstünüz mü? Yeniden aşık olup evlenir misiniz? Hiç düşünmedim bile. Yani çok erken. Ben şimdi sadece ailem, arkadaşlarım ve işlerime bakıyorum. O kadar.